Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. E, yeniden Spell ile karşınızdayız. E, bu videoda ne yapacağız? <laughs> Spell token'ın teknik analizini gerçekleştireceğiz. E, tam anlamıyla her şeyin başlayacağı noktaya e, geldik arkadaşlar. Ve tabii ki projesini yakından tanıyacağız. Nedir ne değildir diye bakacağız. Uzun lafın kısası Spell alakalı her şeyden bu videoda bahsedeceğiz. O yüzden şahit yatırımcısıysanız veya Yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere öneriyorum. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye alsat demiyoruz, karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğenmenizdir. Bu bizler için oldukça önemli. O yüzden lütfen destek olmak için bir saniyenizi ayırıp Abone olup videoyu da beğeniniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Spell rankı 153 olarak karşımıza çıkan bir token'dır dostlar. Burada neler görüyoruz Contracts bölümünde. Ethereum, Phantom, AVAX, Arbitrum ve Solana gibi çok devasa isimler karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla birlikte nedir ne değildir diye şurada bir Bakalım. Aslında olay tamamen şu arkadaşlar. Ee, nedir? Abracadabra diye bir e, şey var. Bir platform var arkadaşlar. Burası e, ne yapabileceğiniz yani coinleri alım satım takas edebileceğiniz bir platform. Yani tam borsa gibi değil de işte e, takas borç tarzında e, olaylarla e, işlemlerle ilgileniyor. Ve bu platformun arkadaşlar aslında az önce şurada gördük ya Bakın Ethereum, Phantom, AVAX, Arbitrum, Solana işte bunlar e, bu platform bu gibi e, projelerle birebir çalışan bir platform arkadaşlar. Yani öyle az buz bir şey değil. Ortaklıkları güçlü olan bir platform Avra Kadavra. Spell de buranın token'ı, ödül token'ı arkadaşlar. Ödül token'ından kasıt nedir? Bir etkinlik olur, e, ücret spell olarak dağıtılır. Veyahut da işte... E, nedir? Bir işlem yapılır. Bu işlemin sonucu spell olarak verilir. Yani e, bu takas al sat e, neyinin diyelim programının arkadaşlar projesinin bir ödül token'ıdır e, spell'de. Evet şimdi şöyle nerelerde var diye bakmamız lazım. Binance, Coinbase, FTX, Gate.io, Huobi, KuCoin, Bitfinex, Kraken, OKX. Elbank Elbank başka şöyle iniyoruz, her yerde de var maşallah. İniyoruz, 72 satır karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi burada hemen 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 değil, bütün büyük borsalarda var yani hiç hemen hemen de değil açıkçası. Büyük borsaların tamamında Spel'in listelendiğini görüyoruz ki zaten abra kadabra bağlantılı yani abra kadabra'nın projesi gayet normal yani Spel arkadaşlar tam olarak olmasa da. Ee, bir borsa token'ı e, gibi görülebilir. Yani o yüzden normal olarak dedim. Borsa token'ı tarzında bir token. E, çünkü ne olduğunu projeden e, bahsettik. Bu da onun ödül coin'i arkadaşlar. E, bu şekilde belirtebiliriz durumu. Çok fazla da hala e, diğer yan borsalarda çok fazla listeleme beklediğinde görmüş olduk. Haberiniz olsun. Yani spell e, arkasındaki abrakadabra ve abra kadabra'nın arkasındaki e, projelere baktığımızda gerçekten çok güçlü hareketler e, yapabilecek bir coin. E, zaten e, şuradan da görüyoruz yani bunu daha önce de bahsettik. Bakın Spel'in hacmi sürekli olarak tıkır tıkır artan bir e, hacim arkadaşlar. Yani şurada örnek veriyorum çok ciddi 0.035'lara e, yüksek değerini bıraktığı zaman bile. Bakın o zaman dahi 53.705'lik bir hacmi mevcutken şu an geldiğimiz e, durumlarda arkadaşlar 1.4B gibi hacimler görüyoruz. Yani e, şu an fiyatı düşük olmasına rağmen piyasası acayip derecede canlı arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. E, yön yukarı piyasa gittiğinde bu pozisyonları patır patır patlatır haberiniz olsun. Şimdi şey kısmına gelelim şöyle. Daha grafiksel boyuta gelelim. Şu anda arkadaşlar videonun başında ne dedik? Spell her şeyin başlayacağı noktaya geldi. Bunu ne için söyledik? Çünkü bakın 4221 pozisyonu bizim direnç noktamız. Üst kanala çıkan kapımız. Bizim direncimiz. Yine aynı nokta atışı. 4221'de bizim günlüğümüzün MA50'si var. Üzerine bir attığımızda arkadaşlar yani üzerine bir atıp desteği alsak bundan sonra şunu diyeceğiz ya bu coin yükseliyor bu coin yükseliyor arkadaş diyeceğiz yani. Olay aslında bu ve şu anda ciddi şekilde bu pozisyonları deniyor spell bakın altında ee, 4180 pozisyonlarında bir MA50 var onun altında arkadaşlar 4136'da bir MA200 var ve bir golden cross hareketi gelmiş. Uzun lafın kısası hareketli ortalamalar şu anda e, ne yapıyor? Sipeli tam anlamıyla tutuyor sevgili arkadaşlar. 4 saatlikte de 4134'te EMA 50miz var. Bu şu anlama geliyor. Olur da e, saatlikteki MA50'ler patlarsa en kötü dip noktamız 4134. E, eğer 4134'lü değerler gelirse... Arkadaşlar kaçırmayın derim. Çünkü buradan yön yukarı yapar, günlüğü patlatır. Devamında daha yüksek ihtimal olan saatlikteki hareketli ortalamaların yetmesi ihtimali. Yani şu anda da aşağı yukarı alım için mantıklı pozisyonlardayız çünkü. Ne yapıyor? 4180'e kadar çıkıp daha doğrusu düşüp tekrar deniyor. Uzun lafın kısası bizim SPEL'de artık kısa vadede Günlükteki EMA 50yi patlatıp üst kanala atma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Ki Bitcoin hareketlerinin de olumlu olduğunu açık açık görüyoruz. Sipel özellikle benim düşüncem yarın arkadaşlar bu pozisyonu destek alacaktır, üst kanala atıp günlükün EMA 50'sinde patlatacaktır. Ve bu durumda ciddi bir alım fırsatı verecektir bize. Şu anda da alım için mantıklı noktalarda bulunuyoruz. Buradan yolun devamı artık. 2.052'lere e, uzanan bir yol arkadaşlar. Düzgün yükseliş hareketleriyle e, 2.052'lere doğru uzanacaktır. Burayı da e, tabii ki düzgün hareketlerle önümüzdeki haftalarda bir iki haftada patlatıp 52'den yönlü yukarı doğru e, çevirecektir sevgili dostlar. Şu anda Aresa'ya baktığımızda hala e, Nötr'e yakın al verdiğini Görüyoruz tekniklere de bakıp videoyu bitirelim günlükte 11'e 3 e, sat hakim 4 saatlikte nötr haftalıkta 7'ye 2 sat var aylığa geldiğimizde herhangi bir veri e, mevcut değil uzun lafın kısası 42'lerin patlaması an meselesi buradan artık e, yönümüz yukarı yükseliş olacaktır arkadaşlar haberiniz olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.